Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalanma derdi olmayan, kısa sürede hazırlayabileceğiniz yumuşacık bazlama tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. Gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine suyu, yoğurdu ve tuzu ekleyip çırpalım. Unumuzu yavaş yavaş ekleyip üzerine kabartma tozunu ekledikten sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Az da olsa bu miktar kullanacağınız unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler de yaparken unu kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayın. Elde edeceğimiz kıvam ne sert ne de çok yumuşak olmalı. Kıvam olarak bu şekilde olduktan sonra elimize hafif yağ alalım ve hamurumuzu toparlayalım. Tezgahımıza un serptikten sonra hamurumuzu alalım. Silindir şekline getirelim ve 9 eşit parçaya bölelim. Parçalara böldüğümüz hamuru bezeler yapalım. Bezelerin üzerini kapatıp 5 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezelerden bir tanesini un serptiğimiz tezgahımıza alalım. Oklava veya merdane kullanmadan elimizle hafif hafif bastırarak açalım. Açtığımız bezelerin üzeri kurumaması için temiz bir bezle kapatalım.
Uygun bir tavayı ocağa alalım. Ocağımızın altını açalım ve ısınmasını sağlayalım. Isınan tavamıza minik bazlamalarımızı alalım. Pişirmeye başlayalım. Bir tarafı kızaran bazlamalarımızın diğer tarafını çevirelim. Bu işlemi birkaç defa yapmaya devam edelim. Hiç maya olmamasına rağmen gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor. Hemen çayınız demlenene kadar yapabileceğiniz pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bütün bazlamalarımızı aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Minik bazlamalarımız hazır. Gerçekten o kadar güzel oldu ki anlatamam. Yumuşacık mis gibi kokusuyla biz çok beğenerek tükettik. İnşallah sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Ben üzerine eritilmiş tereyağı sürdüm. Tabii bu tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Nasıl dilerseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Bugün de sizlerle beraber kısa sürede hazırlayabileceğiniz mayasız bazlama yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.